Aslında kendimizden geçtik. Evet hanımefendi. O gün ikinizin de aklı başında değildi ve sizi eve ben bıraktım. Ve o gün hava da çok güzeldi. Hafif bir yağmur vardı. Çok mutluydunuz. İkiniz de çok mutluydunuz. Yaşta mutlu muydu? İnanılmaz ama evet. Ve Arti sana çok büyük bir şefkatle bakıyordu. Çok iyi hissettim. İlk defa onu gülümserken gördüm. Sanki o gün gerçek anlamda hayatını yaşamaya başlamış gibi geldi. Şikayet etmedi, pişmanlık duymadı. Ama şimdi yaşa baktığım zaman onun aynı adam olduğuna pek inanamadım. Onunla konuştum. Seni Mumbai'de gördüğümü söyledim. Arti'ye iyi bakıyorsun dedim. Ama o hiç vazgeçmedi. Beni anlamaya hazır değildi. Ve o akşamı asla unutamam. İkinizi eve bıraktım. Çıkmak üzereydim ki beni durdurup cep telefonunu bana verdi. Ve aman lütfen yaşın bu güzel anılarını bununla çek dedim. Sonra siz konuşmaya başladınız. Sanki birbirine hasret iki dost gibiydiniz. Ben de söyleneni yaptım. Ve en güzel anılarınızı kayıt altına aldım. Kamera mı? Kayıt mı? Yani o videolar hala sende var mı? Senin telefonu da görmedin mi? Bir şeyim yok. Bir şeyim yok. Her şeyi hatırladım anne. Yaşın bana neden kızdığını anladım. Neyin yüzünden böyle davrandığını çözdüm. Anne,
O gece her ne olduysa hiçbiri bilerek olmadı. Ama aşktan oldu. İhanet ya da yalan yoktur. Yani aşkta ihanet ve yalan olmaz. Değil mi? Evet kızım. Sen yaşa hiç ihanet etmedin. Yaşta herhangi bir hata yapmadı. İkiniz de suçsuzsunuz. Bu doğanın kuralı. Karı koca arasındaki bağ sayesinde bütün insanlık var oldu. Peki neden Yaş bunu bir türlü anlamıyor? Hayır. Onun kalbinden bu suçu çıkarmam gerekecek. Onun bu şekilde acı çektiğini görmeye dayanamıyorum. Bırak gideyim anne. Lütfen. Arti. Hayır Arti. Ya şimdi böyle büyük bir şeye dayanamaz kızım. İkinizin arasında her ne olduysa o şartlarda... Arti. Karı koca olmanıza rağmen sanırım Yaş bu durumu kabul edemiyor, sana öfkeleniyor ve ayrıca... Ona bunu açıklamak istiyorum anne. Aramızda yaşananlar ne günahtı ne de yanlış ve kötüydü. Arti, Yaş'a biraz zaman tanımalısın. Bu kadar acele zaman etme. Zaman mı? Daha ne kadar anne? Yaş'ın öfkesinin ardındaki sebebi öğrendikten sonra... Hamile olduğumu bilmeme rağmen beklemeli miyim? Susmalı mıyım? Hayır anne. Yaşa bunu söylemek benim için önemli. O gece... aramızda olanlardan sonra... beni terk etmeyi aklından bile geçiremez. Kesinlikle. Bana bu haksızlığı yapmaya hiçbir şekilde hakkı yok anne. Ben insanım. Canı istediğinde beni hayatından çıkaramaz. Ben kenara atabileceği bir eşya değilim. Bana sırtını dönmeye çalışıyor. Çünkü hala Arpita'yı seviyor değil mi? Ama anne, Yaş'ın Arpita'ya olan sevgisi benim için hiçbir zaman sorun olmadı. Bu gerçeğe her zaman saygı duydum zaten. Ama bugün sessiz kalmayacağım anne. Çünkü bugün benim itibarım, onurum, kendime saygım ve kimliğim söz konusu. Yaptığımız her şeyin sadece aşktan olduğunu söyleyeceğim. Bu çocuk da o aşkın kanıtı. Bu yüzden çocuğunun annesi olacağımı bilmesi onun için çok önemli. Bunu iyi düşün Arti. Söylediğin her şey kesinlikle doğru. Ama karnındaki bebek, dünyaya getirmek üzere olduğun aşkının kanıtı. Yaşın öfkesine hedef olsun ister misin? Babasız mı yaşayıp büyüsün o da? Arti, sen Anş'ı yıllarca babasız büyüttün kızım. Bunu daha önce yaşadın. Ve hiç kolay olmadı. Bir annenin görevlerini çok iyi yerine getirdi. Ama şimdi... bu bebeğin iyiliği için fedakarlık yapmak zorundasın. Fedakarlık yapmalısın. Nasıl yaparım anne? Nasıl yaparım? Beklemen gerekecek Arti. Yaşın anlamasını sağlamanız gerek. Aranızda yaşananlar için kimsenin suçlu olmadığını, bunun doğal olduğunu anlamasını sağlamalısın. Yaşın kalbinden bu suçluluk duygusunu sildiğin gün, ona bebeğinin annesi olacağını söylemenin zamanı gelmiş demektir kızım, unutma. Göreceksin. Yaş bu bebeği aşkının kanıtı olarak mutlaka kabul edecektir kızım. Adımlarını çok dikkatli atman gerekiyor Arti. Çok dikkatli ol.
koşullar böyle. Sıradan bir ilişkide bu haber karı koca arasındaki en büyük sevincin sebebi olur biliyorsun kızım. Ama sen hala geçmişinde yaşayan ve geçmişi özleyen bir adamla evlisin. İki durum arasında çok büyük bir fark var. Bu yüzden sana çok dikkatli olman gerektiğini söylüyorum zaten. Anlıyor musun beni? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.